Merhaba. Bugün yine perspektif konumuz ama artık perspektifte ilerliyoruz ve çift kaçış noktalı perspektife geçtik. Şimdi bu dersimizde iki kaçış noktalı perspektiften size bahsedeceğim. En basit haliyle her zaman bütün derslerimde olduğu gibi özellikle konuya yeni başladığımızda olabildiğince en basit haliyle size anlatmaya özen göstereceğim. Şimdi buraya 4 tane kare küp adını her ne koymak istiyorsanız onu koyun. Çünkü benim her yaştan öğrencim var. Hepsine hitap ediyorum. Şimdi burada bir artı çizdim ben kağıtta gördüğünüz üzere. Bu benim ufuk çizgim. Şu tam ortadan gelen burası ufuk çizgisi. Bu çizgimiz baştan başa. Boydan boya. Şimdi burada benim iki tane kaçış noktam var. Bir ve iki. Şimdi kaçış noktası iki tane ufuk çizgisi. Ufuk çizgisinin alt kısmı, ufuk çizgisinin üst kısmı. Ufuk çizgisinin hem alt hem de üst kısmında olacak şekilde obje çizeceğiz. En basit haliyle nasıl öğrenebiliriz? Bütün kaçan çizgilerimiz kaçış noktasında buluşacak. Nasıl mı? Hadi buyurun bir bakalım. En başta şöyle ortaya bir tane çizelim. Şimdi şuraya bir tane kutu çizelim. Biz bu kutuyu nasıl görürüz? Şimdi şöyle ölçü yöntemimizi kullanalım. Şöyle. Şuraya gelecek. Şura ortası. Ben şimdi iki kaçış noktalı perspektifte bir sağ tarafından bir sol tarafından göreceğim. Her ikisi de kaçış noktasında buluşacak. Nasıl mı? Hadi buyurun bakalım. Şimdi en başta dediğim gibi çok hafif çizgilerle, bunu her zaman söylerim, araştırma çizgileriyle çiziniz lütfen diye. Şimdi bakın. Yine ısrarla aynı çizgiyi kullanıyor olmama ne demeli? O kadar ölçü aldık. Şimdi ben bu kutuya karşıdan baktığımda bu şekilde görüyorum. Şöyle yapalım. Şu benim kaçan çizgilerim. Kutuları renklendireceğim daha iyi anlaşılsın. Şunlar kaçan çizgi. Şöyle yapalım hatta. Bu benim ilk kutum. Şunlar. Şuradan, şuradan, şuradan ve şuradan. Gördüğünüz bunlar kaçan çizgiler. Kaçan çizgi, kaçan çizgi, kaçan çizgi. Şimdi bu karşıdan görüşüm. Ufuk çizgisinin tam ortasına yerleştirdim ben bu kutuyu. Tabii ki bunun dışında da yerleştirmeler yapacağız. Onları nasıl yapacağız? Hadi bakalım. Şöyle şura kadar bir pay bıraksak en azından belli bir oran orantıda çalışmış oluruz. Şurası alt kısmı olsun. Şimdi şunun üstünde kutuyu başlatsam yeterlidir diye düşünüyorum. Alt kısmı da şöyle gelecek. Evet. Şimdi ben bu kutuyu yandan görüyorum. Yine yaklaşık aynı ölçüleri kullansam çok daha iyi olacak.
Şimdi bakın. Normalde ufuk çizgisini, kaçış noktalarını kullanmamış olsaydım bu kutuyu bu ölçüye göre burada yapmaya kalkacaktım ve bu beni hataya götürecekti. Şimdi bununla da kalmıyoruz tabii. Bunun şöyle kutunun altını nasıl görüyoruz? Bu şekilde. Şöyle boyarsak daha güzel ayrışacak. Alt kısmını da şöyle yapalım. Ölçü olarak aynı ölçüyü kullanmak istiyorum. Şurası orta kısmı. Yine kaçan çizgiler kaçış noktasında buluşacak. Renklendirdiğimizde daha iyi anlaşılıyor. Şu ortadan gelen ufuk çizgimizde. Şunlar şu birinci. Bu ikinci ya da fark etmez. Bu birinci, bu ikinci kaçış noktanız. Siz hangisini tercih etmek isterseniz. Sonra kaçış noktasında buluşan kaçan çizgilerim. Renklendirdiğinizde daha iyi anlaşılıyor. Şöyle yapalım. Bu şekilde. Kaçan çizgiler. Ve son olarak şimdi perspektifi bir değişik şekilde daha göstermek istiyorum. Aslında çok değişik olmayacak da kulağı bir sağdan bir de soldan tutmak gibi bir şey olacak.
Şimdi yine birinci, ikinci ya da birinci, ikinci. Siz nasıl söylemek isterseniz. Kaçış noktalarım var. Kaçan çizgilerim olacak. Neye göre, kime göre? Şimdi ben gelmişim buraya, kutular çizmişim. Bir şekillerde, bir değişik şekillerde. Şimdi bu kutuları çizerken ben bir tekniğe uyuyorum. Nasıl bir tekniğe uyuyorum? Perspektif tekniğine. Perspektif nedir? Bizden uzaklaştıkça küçülür. En temel tanımıydı. Daha önceki derslerimizde de bundan bahsettim. Şimdi burada bu dersinizde birkaç değişik şekliyle çift kaçış noktalı perspektifi anlatıyorum ben sizlere. Burada bir ufuk çizgimiz var. Ufuk çizgisinin altında ve üstünde kutularımız var bizim. Bu kutular neye göre? Belli perspektif kurallarına göre çizildi. Çift kaçış noktalı perspektifte kaçan çizgilerle birlikte kaçış noktasında buluştu bu çizgilerimiz. Bu benim ufuk çizgim. Hatta direkt renkli yapacağım ben bunları. Renklendirince çok daha iyi anlaşılıyor. Şuradan ortadan bir ufuk çizgisi geçiyor. Şöyle, bu benim ufuk çizgim. Burada bir kaçış noktam var. Burada diğer kaçış noktam var. Kaçış noktası, kaçış noktası. İki tane kaçış noktam var. Şöyle kalını kullanalım hadi. Şöyle. Şöyle. Sonra. Şu da aynı şekilde. Kamerayı bu şekilde dönüp çizmek istediğim için defterimi yan çevirdim daha iyi görülsün diye. Ben biraz çizmekte zorlandım ama. Ve sonra diğer kaçan çizgilerim. Şu noktalardan kaçacaklar. Daha doğrusu kaçtılar. Bunu derste özellikle cetvelle yaptırtmıyorum. Mimari çizim yaparsanız tamam, cetvelle yapın. Ancak kağıtlarınız büyük de olsa çizgiler o kadar düz gitmesin şimdilik. Karalamayla yapın. Daha sonra zaman içerisinde pratik edineceksiniz zaten. Ve şuralarda benim kaçan noktalarım var. Kaçan çizgilerim var kaçış noktasına. İşte böyle. Kutuları bu sefer kırmızı yapayım ben şöyle. Ufuk çizgisi ortadan geçiyor. Burası ufuk çizgisinin alt kısmı, burası ufuk çizgisinin üst kısmı. Ufuk çizgisinde kutularım buluşuyor. Bu kutuyu alttan görüyorum. Alt yüzeyi. Kutuyu alt yüzeyinden görüyorum. Dolayısıyla şu ufuk çizgim, bu yukarıya doğru bakıyorum ya. Şurada alt kısmını görüyorum kutunun. Ve bu yanlarını bu şekilde tepeden şöyle şu tarafa doğru kısalarak görüyorum. Bu kutunun şurası bir yüzü, burası diğer yüzü. Burası da alt kısmı. Burada da aynı şekilde. Burası kutunun bir yüzü, burası diğer yüzü, bu da köşesi. Ve burada, burası ufuk çizgisi. Benim görüş alanım buradan olduğunda ben kutunun üstünü görüyorum. Bu şekilde. Olabildiğince en basit haliyle anlatmaya özen gösterdim. Yine de anlamadığınız bir şey olursa her zaman yardımcı olmak için buradayım. Bu arada bu çizgiler bunları takip etti. Bir daha göstermedim tekrardan ama şu şekilde. Şöyle. Şöyle. Şura zaten şöyleydi. Şöyle. Şöyle. Şu şurasıydı. Şöyle.
Perspektif kaçış noktalı dediğimiz perspektif de budur arkadaşlar. Umarım anlaşılmıştır. Anlaşılmayan bir şey varsa Instagram'dan ya da WhatsApp grubumuzdan soruları sorabilirsiniz. Görüşmek üzere.